Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Önceki videolara yapmış olduğunuz güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz gibi aslında Gulp nedir, neden kullanılır bunlardan bahsediyor olacağım. Gulp'ı kısaca tarif etmek gerekirse aslında bir JavaScript görev çalıştırıcısıdır arkadaşlar. Yani sizin frontend tarafında yaptığınız işleri, yani düzenli olarak yaptığınız işleri otomatize etmenize yarar. Gulp ile yapabileceğiniz işleri aslında örnek verecek olursak arkadaşlar, bunlardan bazıları JavaScript dosyanı veya CSS dosyanın minify işlemi veya SCSS dosyanı CSS'e compile etme veya JavaScript veya CSS tarafındaki hatalarınızı, yani lint işlemlerini otomatize etme, bunları düzenli olarak durmadan siz kod yazarken watch eder hale getirme gibi Gulp üzerinden küçük task'lar yazarak bu işlemlerinizi otomatize edebilirsiniz. Yani bunu nasıl yaptığımızı biraz daha uygulamalı olarak anlatıyor olacağım. Burada daha çok kafanıza yatıyor olacak. Çünkü bu işlemlerin her birini farklı Gulp paketleri ve aslında farklı Gulp task'ları ile yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçelim ve orada aslında daha detaylı bir şekilde üzerine konuşalım. Öncelikle arkadaşlar yapacağınız uygulamadan biraz bahsetmek istiyorum. Gulp CLI'yi aslında bilgisayarımıza kuruyor olacağız. Sonrasında bir npm init ile bir proje yaratıp bu proje üzerinde SCSS dosyalarımızı CSS'e nasıl compile ederiz bir Gulp task'ı yazarak, bundan birazcık bahsedeceğim. Şimdi ise arkadaşlar uygulamayla devam edelim. Öncelikle bilgisayarımıza Gulp CLI'yi kurmamız gerekiyor. Komut satırını açalım ve buradan npm install Gulp CLI -g diye aslında Gulp CLI'yi global olarak bilgisayarımıza kuralım ve bunu komut satırından aslında kullanabiliyor olacağız bu durumda. Evet, kurulumun tamamlanmasının ardından arkadaşlar şimdi yapmamız gereken işlem bir proje oluşturup onun içerisine npm init ederek package.json dosyası oluşturma. Masa üstüne gidiyorum ve buradan bir klasör oluşturuyorum YouTube Gulp diye. Bu klasörün içerisine girdikten sonra da burada npm init diyerek aslında projemizin package.json dosyasını oluşturuyorum. Bu bilgileri şu an doldurmamıza gerek yok. Evet, şu an oluştu aslında. Ve aslında yapmamız gereken bir işlem de projemize Gulp'ı ekliyor olmak. Gulp'ı şu şekilde projemize ekleyelim. Bunu bizim package.json dosyamıza da yazıyor ve aslında kurulması gerektiğini, herhangi bir bilgisayarda kullanılacağında Gulp'ın yine kurulması ve install edilmesi gerektiğini belirtmiş oluyoruz bu durumda. Gulp'un kurulumunu da tamamladık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken işlem projemizde kullanacağımız Gulp task'larına ait npm paketlerinin kurulumunu yapmak. Bunun için de ben size aslında örnek olarak sas dosyasının CSS'e compile eden Gulp task'ını kullanıyor ve bunu yazıyor olacağız. Şimdi ise bu paketi npm üzerinden bakıp nasıl kurulduğunu görelim arkadaşlar. Gulp sas olarak Google'da bir aramasını yapıyorum. Bu paketin npm paketine ulaştıktan sonra burada nasıl install edeceğimiz, nasıl kullanabileceğinizi aslında kısaca bahsediyor. Şu şekilde alalım ve bunu projemize aslında kurulum olarak ekleyelim. Bunu da yine dependency olarak projenize ekliyor ki başka bir bilgisayarına aldığında projeyi bir sıkıntı çıkmaması için tekrar install edildiğinde sonrası bu paketlerin kurulumunu sağlayacak. Burada Node.sas ve Gulp.sas iki paket olarak bizim projemizde compile edilmesi için ihtiyacı var projenin. Task yazarken de bundan bahsedeceğim. Şu an projemiz tamamen kurulmuş oldu her şeyle ve artık kodlamaya başlayabiliriz. Kod nokta diyerek projemizin dosyaları içerisine erişiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi sol tarafta arkadaşlar bir package.json'ımız, bir package.log ve node.modules'lerimiz oluştu. Package.json'a girdiğimizde Gulp'un bir dependency olarak bilgisayarı kurulması gerektiği, aynı zamanda Gulp.sas ve node.sas paketlerinin de bu projeyle beraber install edildiğinde development ortamında gerektiğini gösteriyor package.json. Şimdi buraya bir HTML dosyası oluşturalım. index.html adında. Bunun içerisine genel bir HTML template'ini basalım. Bir tane de div oluşturalım ki burada yaptığımız değişiklikleri sas dosyasında görelim. Okan Davut YouTube diyeyim. Şimdi böyle bir dosyaya bir tane root dosyamıza SCSS folder oluşturup bunun içerisine sas dosyamızı ekleyelim ve compile edelim arkadaşlar. Şu an bir tane SCSS aslında sas klasörü oluşturayım. Bunun içerisine de test.scss file'ı ekleyelim. Ne yapalım? Div'in aslında background'unu değiştirebiliriz. Bir arka plan rengi belirleyelim. Bunu da div'in aslında background color olarak belirleyelim. Burada da arka planı kullanalım. Yani bu şekilde yapıyorum ki aslında renk tanımlarının CSS'e compile edildiğinde nasıl görüldüğünü, olduğunu aslında nasıl compile ettiğini görün istiyorum arkadaşlar. Compile edilen dosyaları içeren bir CSS folder'ı da oluşturalım. Bunu root folder'ı oluşturacağız. Burada CSS adına bir klasör oluşturuyoruz.
Yani yazacağımız gulp task'ı sas klasörü içerisinden test SCSS dosyasını CSS klasörü içerisinde CSS dosyası olarak kaydediyor olacak. Şimdi gulp task'larını aslında yazmaya başlayalım. İşin en önemli noktası burası. Gulp task'larını yazmaya başlarken arkadaşlar yapmanız gereken ilk iş bir gulp file JavaScript dosyası oluşturma. Gulp çalıştıracağı task'ları yani sizin oluşturduğunuz task'ları bu dosya üzerinden okuyor. Projemizin root folder içerisine aslında gulp file JS adına bir dosya oluşturalım. Burada ilk olarak kurmuş olduğumuz gulp paketini, gulp sauce ve not sauce paketlerini bu proje gulp file dosyasını yani gulp task'ını çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu için bunları ekliyor olacağız. Ekleyelim şu şekilde. Önce bir use strict diyelim arkadaşlar. Burada gulp'ı require diyerek şurada aslında tanımlayalım. Gulp öncelikle tanımlıyoruz. Altına ise gulp şu şekilde de sağ olarak tanımlayalım. Require pardon. Require diyelim. Gulp sauce diyerek burada da aslında bunu tanımlamış olalım. Şimdi bu iki tanımlamayı yaptıktan sonra kullanacağımız paketleri sauce'ın compiler olarak da kurmuş olduğumuz not sauce paketini tanımlamamız gerekiyor. Şu şekilde yapıp arkadaşlar burada da şunu veriyor olacağız. Şurada sanırım doğru yazdık evet. Şurada not sauce diyerek aslında bu paketin compiler olarak da not sauce olduğunu belirtiyoruz. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem oturup tasklarımızı yazıyor olmak. Tasklarımızı yazmak için öncelikle gulp deyip task tanımını yaptığımızda aslında görmüş olduğunuz gibi bu tanım nasıl kullanabileceğiniz hakkında size bilgi veriyor. İşte sadece task adı vererek veya task adı ve yanında yapmak istediğiniz işlemi belirterek yani bir fonksiyon yazarak yapabilirsiniz. Biz bu şekilde yapıyor olacağız. Yapmak istediğimiz işlem aslında sauce diyelim adına, task'ın adına. Buraya herhangi bir şey diyebilirsiniz. Aslında buraya Okan deyip gulp Okan diyerek de task çalıştırabilirsiniz. Yani özel bir isim olarak düşünmeyin. Yapacağınız aslında işlemi yani otomatize edeceğiniz görevin adını buraya belirtiyorsunuz. Sonrasında bir fonksiyon olarak bize bu dönüş yapacak deyip bu şekilde bir tanımlama yapıyorsunuz. Asıl aslında task'ın çalışacağı ve yapacağı işlemleri bu blok içerisinde yazıyoruz arkadaşlar. Bu bize bir return edecek direkt yani bir void olarak çalışıyor olacak. Burada da gulp-src deyip ilk yapmamız gereken işlem bizim sauce dosyalarımızı nereden okuyacak bunu belirtiyor olmak. Bunun için oluşturduğumuz sauce klasörünü veriyoruz. Bunun içerisindeki tüm folderlarda aslında şu yıldız yıldız tanım aradaki sauce klasörü altındaki tüm folderları içeriyor. Burada da tüm SCSS uzantılı dosyaları oku dedik aslında. Şu an yaptığımız şuradaki işlem sauce klasörü içerisindeki tüm dosyaları herhangi bir dosya olabilir. Tüm dosyalar içerisindeki SCSS uzantılı tüm dosyaları okumak aslında arkadaşlar. Şimdi ise bir alt satıra inip aslında artık SCSS dosyalarını aldık ve bunları compile et. Herhangi bir hata verirse bunları logla gibi bir metot yazıyor olacağız. Pipe deyip aslında burada ilk yapmamız gereken işlem sauce'ı çalıştırmak ve bu sayede compile işlemini başlatmış oluyoruz. Ama herhangi bir hata çıkarsa durumu içinde error olduğu durumda bunu sauce.log error şeklinde loglamasını söylüyoruz ve bize konsolda herhangi bir hata çıkması durumunda loglamış oluyor arkadaşlar. İkinci olarak son olarak yapmamız gereken işlem ise bunu şimdi şu an SCSS dosyasını aldık. Sauce ile bunu compile ettik. Bu CSS dosyasını nereye kaydedeceğiz? Aslında bunu söylememiz gerekiyor. Gulp dest diyerek yani destination folder aslında burada söylemek istediğimiz şey. Projemiz içerisindeki CSS klasörü altına bunu aslında kopyalayabilirsin. Yani compile ettiğin dosyaları buraya atabilirsin diyoruz. Ve şu an aslında baktığınız zaman bir task yazmış olduk arkadaşlar. SCSS dosyalarımızı okuyor. Bunu compile ediyor. Herhangi bir hata çıkması durumunda bize bildiriyor konsol üzerinden. Ve bunu destination folder olan CSS klasörü içerisinde atıyor. Şimdi burada terminalimizi açalım. Ve burada gulp aslında sauce dediğimizde yapacağı işlem şudur. Sauce klasöründen bu test SCSS dosyasını alıp CSS klasör içerisinde kopyalamak ve bunu compile etmek aslında. Gulp sauce diyorum arkadaşlar ve işlemi başlatıyor aslında. Ve burada bir hata verdi. Log error'u bulamadım dedi. Log error'u neden bulamadığına bakalım. Log error'u bulamama hatası arkadaşlar şundan kaynaklanıyor. Şurada aslında nokta demişiz. Burada virgül dememiz gerekiyor ki aslında
işlemi belirtmemiz için. Ve şu an kaydedip tekrardan Galt SaaS dediğimizde yapmış olduğumuz task'ı çalıştırdı. Görmüş olduğunuz gibi önce bir başlattı ve bunun bir çalışma süresini ve bittiğini after ile belirtti. Solda da görebileceğiniz gibi bir CSS dosyası yaratıp buraya attı arkadaşlar. Şimdi burada ne olmuş oldu? Test SCSS dosyası arka planına biz kırmızı olarak bildiğimiz div'i burada CSS olarak bize oluşturmuş oldu. Şimdi ise arkadaşlar yazmış olduğumuz SCSS dosyası CSS'e compile oldu. Bunu index.html dosyasına import edip çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Burada öncelikle bir link deyip rel diyerek bunun bir style sheet olduğunu belirtelim. Style sheet diyelim. Sonrasında bunun type'ının da text CSS olduğunu söyleyelim. En son olarak da bunun uzantısını veriyor olacağız. Burada da aslında yeni yazmış olduğumuz, şöyle yapalım. Yeni yazmış olduğumuz test CSS dosyasını pet olarak veriyoruz. Bu sayede arkadaşlar şu an yazmış olduğumuz CSS dosyası HTML'imize etki ediyor oluyor. Ve projemizin dosyasına dönecek olursak burada index.html'e tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi yazmış olduğunuz CSS, CSS'e compile olup HTML dosyanıza yansımış oldu. Kısaca bir örnek daha yapalım hemen. Şurada arkadaşlar font size'ını da 100 px diyelim. Ve Galt task'ımızı tekrar çalıştıralım. Bunun hemen test CSS'e yansıdığını görebilirsiniz. Sayfayı yenilediğimizde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar font size'ımız da hemen büyümüş oldu. Bu sayede günlük yaptığınız işe, yani CSS yazdıkça bunu CSS'e compile etme işlemini bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok işlemi otomatize etmenizi sağlıyor Galt. Şimdilik Galt videosundan bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için bir yararlı bir video olmuştur. Detaylı araştırma ve öğrenme için aslında Google'dan çok rahat bir şekilde çok örnekleri var. Yani Galt task'larına ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.